Merhaba akıllı çocuklar. Bugün kapak hastalıklarından, trikismit kapak hastalıklarında size kısa bir özet geçeceğim. Bildiğiniz gibi trikismit kapak sağ atriumla sağ ventrikül arasında yer almakta. Demek ki kapağımız sağ atrium ve sağ ventrikül arasında yer alıyor. Adı üzerinde trikismit yani 3 kapakçıktan oluşuyor. Yani 3 lifletimiz var. Leaflet demek biliyorsunuz kapakçık demek. Ve buraya baktığınız zaman burada trikismit kapağı görmektesiniz. Superior vena cavamız, inferior vena cavamız, sağ atrium, right atrium yani. Ve burada fossa ovalisimiz var. Septum secundumun son kapanan kısmı. Ve burada da trikismit kapağımızı görmektesiniz. Ve trikismit kapağın 1, 2, 3 adet lifleti var. Sağ atriuma baktığımız zaman sağ atriumda iki önemli oluşum var. Bunlardan bir tanesi koroner sinüs. Bir tanesi membranous septum ve membranous septum deyince aklımıza atrioventriküler not gelecek. Bunun önemini ortadan daha sonra değerlendireceğiz. Burada bir Koch trigonu var. Koch trigonu Koch tarafından tanımlanmış bir üçgen. Bu üçgenin koroner sinüsün çektiğimiz zaman ortaya çıkan tendon, tendon of Todaro. Öbür tarafta köşesinde membranous septum, trikismitin septal lifleti ve tabanında koroner sinüs olan bir hayali üçgen. Ama hayali üçgenin içerisinde anatomik önemli yapılar. Trikismit kapağın bir takım özellikleri var. Bunlardan birincisi bir kere en apikalde yerleşmiş olan bir kapak ve aynı zamanda kaudalde yani posterior doğru yerleşmiş bir kapak ve kapakların içerisinde en geniş orifise açıklığa sahip olan kapak. Oval yapıda görülüyor fakat genişlediğinde ise sörküler yapıda yani dairesel yapıda oluyor. Ve mitral anüsten %20 oranında daha büyük, normal anüs çevresi ise yaklaşık 3 ila 3,5 cm kare olan bir kapak. APS, acele posta servisi gibi bir lifletleri var. Anterior lifletimiz, bakın burada görüyorsunuz. Posterior lifletimiz, posterior. APS'nin A'sı ve P'si ve septal liflet. Dikkat ederseniz burada söz konusu olan şey şu. Septal ve anterior lifletler daha büyük. Posterior liflet ise daha küçük. Ve fonksiyon önemi az olan bir liflet. Posterior liflet. Bunun önemini de öyle koydum. Biraz sonra biskispidalizasyon gibi yani 3 kapaktan oluşan trikispid kapağın 2 kapakçıklı hale dönüştürülmesi işleminde de posterior lifletin ortadan kaldırıldığını göreceksiniz. Bu da posterior lifletin küçük ve fonksiyon öneminin az olmasından kaynaklanan bir teknik. Ve dikkat ederseniz burada meşhur Koch trigonumuz var. Koch trigonunun tabanında koroner sinüs yer alıyor. Todaro'nun tendonu ve atrioventriküler nerve membranous septumun geçtiği yerden alıyor. Ve trikismitin septal lifleti de üçgenin diğer tarafı tutuyor. Trikismit kapakta stenoz veya yetmezlik olabilir. Trikismit stenozda kapağın ortalamanın 5 cm kare olduğunu düşünürseniz 2 cm karenin altına düştüğü zaman semptomatik hale gelir. 1,5 cm karenin altına düştüğü zaman trikismit stenozda hemodinami şiddetle değişir. 1 cm karenin altında ise trikismit stenozda ciddi hadiseler ortaya çıkar. Trikismit stenoz ilk akla geleceği üzere bütün kapak hastalıklarında olduğu üzere romatizmal kökenli olabilir. Veya trikismit kapağın tam gelişmediği bir konjenital anomali var. O da trikismit atresi. Böyle durumda da trikismit stenoz ortaya çıkabilir. Sağ atrium tümörleri de benzer şekilde özellikle miksoma sol atriumda daha fazla görülüyor ama sağ atriumdan köken alanlar da trikismit stenoza neden olabilir. Karsorit sendrom dediğimiz özel bir endokrin sendrom var. Onda da trikismit stenoz ortaya çıkar. Endomiyokardiyal fibrozis adı üzerinde de anlaşılacağız da endokart ve miyokartta meydana gelen fibrozis sonucunda da trikismit stenoz ortaya çıkabilir. İnfektif endokarditte vejetasyonlar nedeniyle de trikismit stenoz oluşabilir. Ve kalp pillerinin takıldığı zaman pacemaker leadleri de trikismit kapaktan geçeceklerinden dolayı trikismit kapakta hasara neden olur. Ve bu hasarın iyileşmesi sonucunda da trikismit stenoz ortaya çıkabilir. Bazı ekstra kardiyak tümörler ender olsa da bası nedeniyle de trikismit stenozu nedir? Romatizmal izole trikismit darlığı son derece nadirdir. Hastaların çoğunda darlık ve yetmezlik beraber bulunur.
Romatizma izolatürokipit yetmezliği ise izole olarak darlıktan daha fazla görülür. Yani tirküspit hastalığı deyince aslında bizim aklımıza gelmesi gereken tirküspit yetmezliği. Tirküspit stenozu nispeten daha düşük oranda gözlenmektedir. Ama tirküspit denilince aklımıza gelen hadise genellikle tirküspit yetmezliği olur. Tirküspit yetmezliği tek başına da görülme şansına sahip fakat sıklıkla mitral stenozla beraber görülür. Yani mitral stenoz ve tirküspit yetmezliği ikisi beraber birlikte görülme şansı oldukça yüksektir. Mitral stenozu olan bir hastada her zaman tirküspitine bakılır. Tirküspitte bir sorun var mı mutlaka araştırılması gerekir. Romatizmal kalp hastalıklarının tamamında tirküspit stenoz %15 gibi çok yüksek oranda olmayan bir şekilde görülebilir. Bir kere tirküspit kapak hastalıklarında dikkati çeken önemli şeylerden bir tanesi bunlarda şikayetler uzun süredir. Yani hastada aniden ortaya çıkan bir durum söz konusu değildir. Bu hastalarda uzun süreli şikayetler vardır. Yorgunluk, bacaklarda ödem, iştahsızlık ve bir miktar düz yatamamadan kaynaklanan nefes darlığı, paroksismal nokturnal dispne ki bunun adı biliyorsunuz PND adını veriyoruz. PND görülebilir ve hastaların büyük bir çoğunluğunda da romatizmal ateş öyküsü bulunmaktadır. 2/3'ünde romatizmal ateş öyküsü bulunmakta ve kadınlarda daha sık görülmektedir. Akciğer ödemi ve hemoptizi çok sık görülmez. Bu hastalarda kilo kaybı, periferik stenoz ve saturumda genişleme sonucunda ortaya çıkan belirgin ağ dalgaları ve boyun venlerinde dolgunluk, venöz distansiyon sık görülür. Ve aynı zamanda periferik venöz yetmezlik nedeniyle periferde venöz sistemde fazla kan birikmesine bağlı olarak da bu hastalarda hepatomegali, asit ve periferik ödem gözlenebilir ve temel olarak patolojinin esasında sağ kalp yetmezliği yapmaktadır. Demek ki bizim için söz konusu olan en önemli hadise şu, tirküspit yetmezliği, daha doğrusu tirküspit deyince tirküspit yetmezliği aklımıza gelecek ve tirküspit denilince yetmezlik aklımıza alacağı gibi sağ kalp yetmezliği de hastaların tablolarındaki temel patoloji olacaktır. Demek ki tirküspit yetmezlik ve sağ kalp yetmezliği esas. Şimdi hep beraber sağ kalp yetmezliğine bir bakalım. Bir kere bir halsizlik söz konusu. Periferik staz nedeniyle venöz basınç artmış durumda. Hastada özellikle batında sıvı toplanması, asit söz konusu. Karaciğer ve dalakta bir genişleme söz konusu. Boyun damarlarında gene periferik venöz basıncın artmasına bağlı olarak boyun venlerinde bir venöz distansiyon söz konusu olabilir. Hastalarda iştahsızlık ve gastrointestinal sıkıntılar ortaya çıkabilir ve benzer şekilde nasıl ayaklarda olduysa ellerde de şişme ve ödem söz konusu olabilir ve bu ödem tablosu sağ kalp yetmezliğinin ana klinikusunu oluşturur. Burada klasik olarak gördüğünüz bakın bacakları şiş, elleri hafif siyanotik, yüzünde de periferik siyanoz olan ve karaciğeri genişlemiş. Ve bunun sonucunda da nefes darlığı çeken ve ortopne pozisyonunda ki bu ortopne otur durumda nefes alma pozisyonu ortopnedir. Çok karakteristik bir kalp yetmezliği tablosu gözlenmektedir. Burada görüyorsunuz bakın batında çok yaygın bir sıvı toplanmış ve bunun sonucunda gördüğünüz burada boyun venlerinde bir dolgunluk söz konusu. Boyun venleri görünür hale gelmiş. Böyle durumda hastanın nefes darlığı çok ileri boyutta olur ve bunun sonucunda hastada bir parasentezle bu sıvı çekilebilir. Sıvı çekilerek hasta rahatlatılmaya çalışılır. Tirküspit'te genellikle biz multivalvüler bir hastalıktan bahsediyoruz. Söylediğimiz gibi mitral stenozda tirküspit yetmezliği beraber görülüyor. Mitral kapak hastalığı hemen hemen her zaman var. Sağ kalp yetmezliği erkenden ortaya çıkabilir. Eğer romatizmal karditle beraber tirküspit yetmezliği görülüyorsa prognoz kötüdür. Biliyorsunuz kardit erken safhada romatizmal ateşin erken safhasında görülmekte ve dolayısıyla aktif kardit tablosu romatizmal ateşin uzun dönemli tablosuna nazaran prognozu daha kötüdür. Ve temel olarak bizde sağ kalp yetmezliğine bağlı olan patolojiler söz konusu olduğundan dolayı böylelikle mortalitedeki en önemli sıkıntı sağ kalp yetmezliğine bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Pulmoner emboli, enfarktüs gibi bazı ender komplikasyonlar da görülebilir. Ama burada esas olan hadise söylediğimiz gibi sağ kalp yetmezliğidir ve sağ kalp yetmezliği olduğu andan itibaren de hastanın prognozu kötüleşmektedir. Tirküspit yetmezliğinde esas olan şey valvül halkasının genişlemesi. Yani aynen mitler kapakta olduğu gibi bir anüler dilatasyon söz konusudur. Anülüs genişleyince kapak kooptasyonu bozulur ve bunun sonucunda yetmezlik olur. Eğer
sağ ventrikülde bir genişleme söz konusuysa, bunun sonucunda sağ ventrikle yapışan korda dendriller kısalıp kapağı çekecekler ve bunun sonucunda da tirküs bilinmezliği ortaya çıkacaktır. Papiller kas disfonksiyonu da buna bağlı olarak ortaya çıkabilir. Endir olarak valvül yapısında defekler söz konusudur. Bazen özellikle aritmi sonucunda atrioventriküler kasılma uyumsuzlukları sonucunda da tirküs bilinmezliği ortaya çıkabilir. Ve bütün bunların hepsinin tamamını baktığımız zaman ortaya çıkan tabloda sistole esnasında sağ ventrikülden sağ atrioma bir kan kaçışı söz konusu olur ve tirküs bileti derinleşir. Şimdi tirküs bit kapağımıza baktığımız zaman biraz evvel söyledik. Asıl patoloji anüler dilatasyon ve bunun sonucunda sekonder tirküs bit yetmezliğinin gelişmesidir. Bakın burada anülüsün nasıl anterior, posterior ve septal lifletlerle olan genişlemesini görmektesiniz. Ve buradaki anülüs dilatasyonu ile beraber kapağın koaptasyonu bozulmakta ve sıkıntı ortaya çıkmaktadır. Burada söz konusu olan fix noktalar fibrös trigonlardır. Bahsettik, kalbin ana fibrös halkasında pek fazla genişleme söz konusu olmaz. Ve buna bağlı olarak değişik sıkıntılar da ortaya çıkabilir. Aslında burada başka bir şey daha söylemek lazım. Burada lifletleri farklı bir şekilde tanımlamamız daha doğru olacaktır. Burada küçük olan aslında posterior, büyük olan anterior. Biliyorsunuz posterior'un çok fazla önemi yok. Buna karşılık anterior septal asıl önemli fonksiyonu yerine getiren lifler. Sağ ventrikül basıncı eğer çok yüksek olursa, ki burada 55 mm civarının üzerine çıkacak olursa, anülüs dilatasyonu söz konusu olur ve anülüs dilatasyonu söz konusu olduğu zaman da sıkıntılar ortaya çıkar. Bu sağ ventrikül basıncının artışındaki en büyük sebeplerden bir tanesi pulmoner stenoz, primer pulmoner hipertansiyon son derece sıkıntılı bir durum ve Eisenmenger sendromu şantlara bağlı olarak gelişen durumlarda sağ ventrikül enfarktüsünde ve kor pulmonalide sağ ventrikül basıncının yükselmesine bağlı olarak hastalarda tirküs bit yetmezliği söz konusu olabilir. Yani aslında sağ ventrikül sistolik basıncının yükselmesine neden olan bütün nedenlerin hepsi tirküs bit yetmezliğine sebep olabilir. Bunların içerisinde söylediğimiz gibi pulmoner stenoz ve primer pulmoner hipertansiyon ön planda gelmektedir. Eisenmenger artık o kadar görülmüyor. Peki hastanın kliniğinde ne ortaya çıkıyor? Hastanın kliniğinde ortaya çıkan tablolarda konjestif kalp yetmezliği, pulsatili ve ağrılı bir hepatomegali var. Batında sıvı birikimi söz konusu, yaygın ödem var. Boyun venlerinde pulsatil dolgunluk var. Hatırlayınız görüntümüzü. Ve aynı zamanda hastalarda siyonoz söz konusu ve karaciğer bozukluğuna bağlı sarılık da ortaya çıkabilir. Özellikle tirküs bit odağında hastalarda subkisivoid bölgede inspirium'da şiddetlenen bir pansistolik üfürüm vardır. Demek ki tirküs bit yetmezliği için esas tablomuzda genellikle bir sağ kalp yetmezliği esas tablo, boyun venlerinde genişleme, hepatomegali, asit ve ödem ve tirküs bit yetmezliğinin üfürüm olan subkisivoid bölgede bir pansistolik üfürüm var. Bu inspirium'da eğer şiddetleniyorsa buna da Carvalho belirtisi adı verilir. Tirküs bit yetmezliği bir kere her şeyden evvel uzun dönemli bir öyküsü vardır. Onun için iyi tolere edilebilir. Pulmoner hipertansiyon gelişmedikçe cerrahi tedaviye pek gerek duyulmaz. Yani hasta diüretik tedavisiyle, sağ kalp yetmezliği tedavisiyle uzun dönem herhangi bir semptom geliştirmeden asemptomatik olarak kalabilir. Genellikle tedavide tercih edilen tablo genellikle anüloplastin ile tirküs bit yetmezliğinin ortadan kaldırılmasıdır. Anüloplasti çok tercih edilir. Primer tirküs bit yetmezliklerinde eğer kapak morfolojisi özellikle bozuksa o zaman replasman gerekebilir. Replasman çok tercih edilen tablolardan bir tanesi değil. Sonra bu konuda size bahsedeceğim. Şimdi tirküs bit stenozu için esas olan şey gradientimizin 4 mm civarından yüksek olması. Böylelikle bir tirküs bit stenozu olduğu zaman komusürotomi veya replasman yapılabilir. Özellikle mitral kapak patolojisiyle beraber değerlendirilmesi gerekebilir. Mitral kapakla beraber orta ve ciddi tirküs bit yetmezliği varsa, sağ ventrikül volüm yüklenmesi varsa, sağ kalp yetmezliği bulguları varsa o zaman hastada mitral kapakla beraber tirküs bit'e de müdahale edilmesi gerekebilir. Genellikle MVR, TP dediğimiz bir oluşum söz konusu. Bu da biraz çok büyük oldu. İsterseniz ben onu bir sileyim. Genellikle en sık görülen kapak ameliyatlarından bir tanesi nedir diye soracak olursanız
O zaman hastalarda genellikle mitral var plasmanı artı türküstütoplasti. Yani hep mitral kapağı müdahale, kapak replasmanı hem de türküstütoplasti yapılması esastır. Eğer hastalarda özellikle endokardit varsa ve bu endokardit kandidaya bağlıysa, yani mantar endokarditi ise direkt cerrahi müdahaleye gerek görülmektedir infektif endokarditte. Eğer gene endokardit tablosunda ciddi türküspit yetmezliği varsa, persistan sepsis varsa, pulmoner emboli özellikle ekran varsa, o zaman direkt olarak türküspit kapağı da müdahale edilerek replasman veya tamir mutlaka yapılması. Değişik türküspit kapak tamir yöntemleri var. Sık olarak ring anüloplasti kullanılır. Bu ring anüloplasti de genellikle anteroposterior anülüsün daraltılması hedeftir. Anteroposterior bölgenin. Septal anülüsten mümkün olduğu kadar kalıcıdır. Çünkü septal anülüsten atrioventrikuler nodunun geçiş yeri. Dolayısıyla hastalarda blok şansı var. O yüzden septal anülüsten kaçıyoruz. Bizim zamanımızdan itibaren en sık uygulanan türküspit ameliyatlarından bir tanesi Devega anüloplastidir. Devega da kendi ismiyle anılan bir anüloplastidir, cerrahın ismiyle. Ve TP denilince akla, türküspitoplasti denilince akla Devega anüloplasti söz konusu olabilir. Bir de sağ kalpte olduğu için, diyelim ki mitral varoplasmanı artı türküspitoplasti yapacaksınız. Herhangi sol ventrikülü ve sol sisteme herhangi bir şekilde bir emboliden bir korkunç söz konusu değil. O zaman pompadan çıktıktan sonra, cross clamp'i kaldırdıktan sonra atan kalple de türküspit kapağı plastiği yapabilirsiniz, müdahale edebilirsiniz. Böylelikle cross süresini azaltırsınız ve aynı zamanda kapağın fonksiyonel durumunu daha iyi tahlil edip ona göre de müdahale edebilirsiniz. Sonuçlara bakıldığı zaman bir kere her şeyden evvel mitral stenoz ve mitral yetmezliği ile beraber yapıldığı zaman türküspite genellikle zamanda müdahale etmek tercih edilir. Çünkü eğer ciddi bir türküspit yetmezliği varsa 6 yıl içerisinde hastaların %85'inde herhangi bir sıkıntı ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla müdahale etmek daha temelde tercih edilen bir konudur. Ama türküspit yetmezliğinin ciddi bir şekilde değerlendirilmesi gerekebilir. Pompaya girmeden sağ atriumdan parmakla da türküspitin kontrol edilmesi esas pratik uygulamalardan bir tanesidir. Ama pulmoner hipertansiyon gelişmişse o zaman sonuçlar kötüdür. Ve türküspit yetmezliği için reoperasyon nadir denile sönür. Fakat uzun dönemlerde reoperasyon söz konusu olur. Ve reoperasyonda genellikle türküspit valve replasmanı hedeflenir. Fakat türküspit valve replasmanında mortalite %7 veyahut da daha üzerindedir. Çünkü bu hastalarda çok ciddi sağ kalp yetmezliği tablosu vardır. Ve sağ ventrikülün bozulmasına bağlı olarak da bu hastaların pompadan çıkmasında sıkıntı yaşanır ve erken postoperatif dönemde ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Eğer xenograft, yani biyolojik kapak kullanacaksınız, genellikle domuz kökenli kapaklar kullanılmayı tercih edilir. Mekanik kapak pek tercih edilmez. Niye? Çünkü bir kere basıncı düşük olan bir boşlukta sağ atriumla sağ ventrikül arasında ve buna bağlı olarak bu hastalarda tromboz şansı daha söz konusu olabilir. Tabtual eksizyonu tripsiküt kapağını olabilir. Bunlarda özellikle infektif endokarditli hastalarda total eksizyon kapağın tamamıyla çıkartılması söz konusu olur. Bunlardan %12 gibi mortalitesi biraz daha yüksektir ve bu hastaların %63'ü 15 senede hayatta kalabilmektedir. Çoğunluğunda sağ kalp yetmezliği gelişir. Ama size bir soru sorsalar, bir kapak rezeke ederek hasta yaşar mı deseniz, hangi kapak diye sorsanız, bunun cevabı türküspit kapak olması. Biraz evvel söyledim size, bir küspitalizasyon denilen bir işlem var. Bakın burada anterior, posterior ve septal liflet var. Burada gördüğünüz gibi anterior, posterior ve posterior septal komisürlerden geçilen kontinü dikişlerle beraber bir bağlanma yapıldığı zaman burada triküspit olan kapak biküspit hale dönüşmekte ve biküspitalizasyon diye adlandırılmaktadır. Böylelikle kapağın hem anülüsü daraltılmakta hem kapak alanı daraltılmaktadır. Gerekirse buna ring de konulabilir. O zaman buna biküspitalizasyon, yani triküspit valvüloplastide kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Trikasp olan triküspit bikasp, yani 3 kapakçıktan
iki kapakçığa düşülmesi işlemine bikuspitalizasyon adı verilmektedir. DVG'yı söyledik. DVG'da bizim için esas olan şeylerden birisi şu. Biliyorsunuz septal lifletten uzak durmamız gerekiyor. Anterior ve posterior lifletler var. Ve burada da koroner sinüsümüz var. Tendon of the dara var. Koch trigonu var. İçerisinde interventriküler not geçiyor. Yukarıda en tepede membranous septum var. Dolayısıyla septal bölgeden yapılacak olan dikişler bizde hastada bloğa neden olabilir. Dolayısıyla buradan uzak durmamız gerekiyor. DVG'nın temel prensibi de bu. DVG, anterior septal ve anterior posterior komisürlerden geçilen küçük dikişlerle başlar. Ve aşağıya septal lifletin posterior septal birleşim yerine kadar iki kat halinde ve teflon destekli olarak yapılan dikiş bağlanıldığı zaman anülüs tamamıyla daraltılmış olur. Anülüs daraltıldığı andan itibaren de tricuspid yetmezliği ortadan kaldırılır. Genellikle bir kapak ölçeğiyle kapağın ne derece sıkılaştırılacağı kontrol edilebilir. Ya da iki parmak veya iki buçuk parmak diye bir şekilde kontrol edilir. Ama genelde hastanın kendi kapak yapısının ne kadar geniş olduğunu ve hastanın ne derecede bir tricuspid kapağıyla yaşayabileceği konusunda bir önceden çalışma yapılıp ona göre tricuspid kapak gerekirse normal bir kapak ölçeğiyle de ölçülerek tricuspid kapak fazla daraltılmamaya çalışılır. Genellikle burada fazla daraltıp tricuspid stenozu yapmamaya çalışılır. Ama bu çok sık görülen bir olay söz konusu değil. Dolayısıyla burada esas olan hadise asıl genişlemenin olduğu anterior ve posterior lifletlerin anüler birleşim yerlerinin daraltılması esasına dayanır. Çünkü gördüğünüz üzere bakın burada da normalde tricuspid yetmezliğinde septal bölgedeki liflette bir anüler dilatasyon yok. Buna karşın anterior ve posterior lifletlerin birleştiği yerden gelişen bir dilatasyon söz konusu. O yüzden tricuspid yetmezliğinde bu bölge daraltılıp anülüs dilatasyon önlendiği zaman hastada tricuspid yetmezliği ortadan kalır. İşte bakın görüyorsunuz burada sağ atrium. Sağ atriuma bir oblik arteriotomi yapılıyor ve arteriotomiden sonra işte lifletlerin hepsini görüyorsunuz. Anterior, posterior ve septal lifletler. Burada koroner sinüsümüz var. Şu tendon of the dara, septal liflet kendisi burada. Tabanımızda koroner sinüsümüz var. Bu Koch trigonu. Ve Koch trigonundan septal lifletlerden uzak durmamız gerekiyor. Ve gördüğünüz üzere teflon destekli bir dikişle normalde fazla geniş olmayan ve sık aralıklarla dikiş alınarak dikişin sıkıldığı zamanki kuvvet dağılımının eşit olmasına gayret edilmesi gerekiyor. Düzensiz olan dikişler bağlanıldığı zaman kuvvetin farklı yerlere farklı şiddette yansıması neden olabilir. Böylelikle tricuspidoplastiden yeteri kadar hasta fayda görmeyebilir. Dediğim gibi bir kapak ölçeğiyle de bunu kontrol ederek kapaktaki dikişleri ne kadar sıkacağınız konusunda da bir fikir sahibi olabilirsiniz. Gene burada görüyorsunuz farklı DVG yöntemleri var. Her dikişte ayrı bir teflon plejit kullanabilirsiniz. Böylelikle DVG'nız daha kuvvetli hale gelir. İleride anülüste tekrar dilatasyon olmasını bu şekilde o sıkı dikişlerle önleme şansına sahip olabilirsiniz. Aralıklı olabilir veya tamamıyla teflon destekli plejitlerle de yapabilirsiniz. Bu zaman zaman bazı cerrahlar tarafından tercih edilerek bu bölgede tekrar bir anüler dilatasyon olmasının önüne geçmek için kullanılan değişik tekniklerdir. Eğer ring koyacaksak söylediğimiz gibi septal lifletten uzak durmamız gerekiyor. Septal lifletten uzak durmamız gerektiği için de normalde U shape tarzında bir ring konulabilir. Böylelikle septal lifletten uzak dururuz. Hem de böylelikle bu bölgedeki olan dilatasyonu azaltmış oluruz. U şeklindeki bu tricuspid ringleri de günümüzde kullanılmaktadır. Bazen full de kullanılmakta ama bazıları anüler dilatasyonun özellikle anterior ve posterior lifletlerde olduğunu düşündükleri için bu tarz bir ringi seçmektedirler. Tricuspid valve replasmanı söylediğim gibi gene teflon destekli, tek tek destekli dikişlerde tricuspid valve replasmanı yapılabilir. Buradaki septal bölgeden çok derin geçirmemeye gayret edilip AV bloktan
uzak durur. Eksizyonda da aynı şekilde eğer kapağı eksize edecekseniz septal liflet bölgesinden biraz daha uzak durma şansınız var. Klasik bir anülüsten diseksiyon yapmaktansa septal bölgede biraz daha uzak durarak yaklaşık 0,5 ila 1 santim kadar uzakta tutarak veya gerekirse septal lifletin tamamını bırakarak ve plikasyonla dikişleri geçerek septal lifleti tamamıyla anülüsten dikiş geçmekten sonra septal lifleti kullanarak AV blok şansından tendon oftodaronunda bulunduğu ve koh trigonundan uzak durarak AV blok şansımızı azalmış söz konusu olabilir. Biyoprotez kapaklar tricuspid için iyi seçeneklerdir. Çünkü düşük basınçta çalışacaklarından dolayı bu hastalarda çok fazla dejenerasyonda olma söylenmektedir. Söylediğim gibi bakın burada septal bölgede tek tek teflon destekli dikişler kullanılmış. Kontinü kullanıldığı zaman blok şansı daha yüksek olabileceği düşünmüş. Buna karşılık anterior ve posterior lifletin olduğu bölgelerde ise kontinü devamlı dikiş kullanarak her zaman için korktuğumuz AV bloktan biraz daha uzak durmaya çalışılmış. Ve sonuçta kapak böyle gördüğünüz üzere son görünümü böyle. Buralarda separe teflon destekli dikişler var. Burası ise devamlı teknikle, kontinü teknikle dikilmiş olan bir dikiş. Kontinü teknik İngilizce'den geliyor. Kontinü devamlı demek. Evet, tricuspid kapak için söyleyeceklerimiz bu kadar. Fakat şunu söylemem gerekir ki tricuspid kapak özellikle yani yetmezliğe müdahale edildiği Devega'da güzel sonuçlar vermekte. Fakat uzun dönemde eğer hastada sağ kalp yetmezliği çok ilerlemişse ve sağ ventrikül hipertrofisi ve dilatasyonu gelişmişse pulmoner arter basıncı yüksekse pek sevilen kapaklardan bir tanesi değil. Tricuspid valve replasmanı genelde her zaman için hem erken dönemde hem de erken postoperatif